Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada ekonomi gündeminden başlıkları aktaracağız. Önce piyasa verileriyle başlayalım. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi biraz şahin açıklamalar yaptı. Öyle ki işte 80 milyar euro aylık varlık alım programı uyguluyor Avrupa Merkez Bankası. Yani piyasalar ayda 80 milyar euro veriyor. Ve bunun Mart 2017'ye kadar devam edeceğini söyledi. Uzatılması konusunda sinyal vermedi. Miktarın arttırılması konusunda sinyal vermedi. Zaten faiz indirimi de faiz değişikliği de beklenmiyordu. Faizler sıfır seviyesinde, mevduat eksi de. Dolayısıyla biraz Avrupa Merkez Bankası'nın Draghi'nin açıklamaları şahinleşen açıklamalar şeklinde yorumlandı. Ve euro dolar paritesi 1.12.76 seviyesinde. Varlık alım programında bir değişiklik olmayınca, Mart 2017'de bitecek süre uzamayacak sinyalleri gelince bir miktar euro dolar paritesinde yukarı yönlü bir hareket gördük. Parite 1.12.80 seviyelerine çıktı. İçeride de euro TL'de 3.32'ye doğru bir yükselişin olduğunu sizlere aktaralım. Enflasyon verisinden sonra faizde, özellikle bono tahvil piyasasında faizde aşağı yönlü hareketin devam ettiğini, %9'ların altında seyrin sürdüğünü, bunun bir miktar olumlu yansıdığını söyleyelim. Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi de beklentilerin altında gelince, Amerika Eylül'de faiz artıramaz. Amerikan Merkez Bankası beklentisi güçlü. Hala onun etkisi devam ediyor ama Türkiye'de bir yanda da Suriye'de devam eden Özgür Suriye Ordusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ilerleyişi, Elbaba yaklaşması, Rakka operasyonu olur mu? Bölgedeki gelişmeler ve yaşananlar da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. O takip derecesi biraz daha arttı diyerek bir not düşelim. Özetle piyasalar bu haftayı böyle bitiriyor. Gündem başlıkları böyle ve etkileri de işte euronun değer kazanması, içeride 3.33 seviyelerine yaklaşması şeklinde oldu. Dolar kotasyonları 2.92 seviyelerine inmişti ama o seviyelerde kalmadı. Parite hareketiyle de birlikte yeniden bu sabah 2.95'in üzerinde seyri sizlere aktarıyoruz. Ve petrol fiyatları hem Rusya, Suudi Arabistan'ın biraz daha yakınlaşması, OPEC'in ve Kasım'da bir Viyana'daki toplantıda bir karar alacak olabilir olması, yani üretimi dondurma konusunda, talep asken arzı kısma konusunda. Bir yandan da Suriye'deki gelişmeler petrol fiyatlarını 49 doların üzerine taşıdı. 49 dolar 49 sent seviyelerini görüyoruz. Benzin 5 kuruş inmişti ama hem petrol fiyatları yükseliyor hem ÖTV'ye zam geldi. ÖTV artışı geldi. Dolayısıyla benzin fiyatlarına içeride bir miktar zam olabilir. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş bizim açımızdan bu nedenle de önemli. Ve faizlerde %8 seviyesinin, %9'un altında, %8'ler seviyesindeki seyri arkadaşlarım size aktardı. Enflasyonun olumlu yansıması var. Altın fiyatlarında 1337 dolar seviyesinde, ne aşağı ne yukarı çok hızlı hareketler görmeden yatay seyrin, bu seviyelerdeki seyrin devam ettiğini aktarıyoruz. Borsada yatay bir hareket vardı. Bugün itibariyle Borsa İstanbul son artık bayramdan önceki son işleme, son hafta sonundan bayramdan önceki son işlemini yaşayacak. Dün yatay bir seyir hakimdi. Aşağı yönlü bir miktar hareket vardı. Bugün dünya piyasalarında durum ne? Asya borsaları Kuzey Kore'nin yine nükleer silah denemesine dair haberleri sonrası kayıplarını biraz genişletti. Bir bu kadar gündemin içinde Kuzey Kore eksik, o da geliyor. Küresel hisse ve tahviller Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını değiştirmeme kararının ardından yeniden bir genişlemeye gidip gitmeyeceği belirsizliğiyle beraber gerilemiş durumda. Asya Pasifik borsaları, Japonya hariç Asya borsaları 13 ayın zirvesinden geriledi. Yine ABD borsalarına bakıldığında da aşağı yönlü yatay hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Nikkei endeksi Japonya'da bir miktar toparlanma var. Hem bir yandan Kuzey Kore'yi, hem bir yandan Suriye'deki gelişmeleri, hem bir yandan Avrupa Merkez Bankası ne yapacak Mart 2017'den sonraki sorunun cevabını, hem de Amerikan Merkez Bankası ne yapar bu verilerle? Aralık ayında bir arttırım yapar mı, yapmaz mı? Bu gelişmeleri izleyen piyasa var. İlk verilerde böyle. Gündem başlıklarıyla devam edelim. Benzin, motorin, LPG'de ÖTV arttı. Şimdi dün itibariyle biz sabah 9'da sizlere bu haberi zaten vermiştik. Resmi gazetede yayınlanmıştı Bakanlar Kurulu kararı. Ne oldu şimdi? Benzin, motorin ve ev kullanımı hariç LPG'den alınan ÖTV'de 20 kuruşluk artışa gidildi. Yani benzinde %9,2, motorinde %12,5, LPG'de %12,7
7'lik artış olmuş oldu. Böylece ÖTV tutarları litre başına kurşunsuz benzinde 2 lira 29 kuruştan 2 lira 49 kuruşa, motorinde 1 lira 59 kuruştan 1 lira 79 kuruşa, LPG'de de kilo başına 1 lira 57 kuruştan 1 lira 77 kuruşa çıktı. Yani ÖTV 20 kuruş arttı. Ortalama zamlar böyle ve ÖTV tutarları arttı. Peki ne oluyor? Bu da fiyatlara %4 zam anlamına geliyor. Akaryakıtta ÖTV artışı yıllık enflasyonu da etkileyecek. Onda da %0.2 puanlık bir enflasyonda artış yaratır beklentisini dile getiriyor uzmanlar. Ve biz daha fazla vergi ödeyeceğimiz için ÖTV artışıyla beraber bütçeye de gelir olarak yansıyacak bu. 2017 sonuna kadar 10 milyar liralık bütçede bir ek gelir oluşacak. 2 milyar lirası bu yıl, 8 milyar lirası 2017'de bütçeye katılacak. 10 milyarlık 2017 sonuna kadar bir katkı olacak. Benzinin litresi 4 lira 58 kuruş civarında gerçekleşecek. Dolayısıyla ÖTV benzin motorin ve LPG'de artınca bu da fiyatlara zam olarak yansıyacak. Bütçeye de yaklaşık 10 milyarlık bir katkı, enflasyonun da 0.2 puanlık yükseliş yönünde etkisi olabilir. Şimdi bu ÖTV artışından sonra bir iyi haber geldi. Konutta KDV 18'den 8'e indi. Hangi konutlarda? 150 metrekare ve üzeri konutlarda teslimat sırasında alınacak KDV %18'den %8'e indirildi. Uygulama Mart 2017'ye kadar geçerli olacak. Yani siz Mart 2017'ye kadar alacağınız konutlarda teslim aldığınız sırada %18 yerine %8 KDV ödeyeceksiniz. 150 metrekare ve üzeri konutlarda. Konut teslimlerinde KDV oranı, konut net alanı ve arsa birim metrekaresine göre KDV oranları değişiyor. 150 metrekare altında işte %1 ile %8 zaten uygulanıyordu. 150 metrekare üzerinde %18'li KDV bu aşağıya indiriliyor. Devam eden projeleri, oradaki büyük evleri daha çok etkileyecek. Dolayısıyla Mart 2017'den sonra uzatılabilir mi? Bu bir tartışma konusu. Sektör temsilcilerin isteğine bütün metrekarelerde KDV %1 olsun şeklinde onların talebi var ama özellikle büyük evlerde, lüks konutlarda stokları bir miktar eritici bir adım olarak da görülüyor. Bir miktar konut sektörüne faiz indirimleri, kampanyalar sonrasında bu kararda destek sağlar deniliyor. Bir yandan da konut edindirmek için, tasarruf için hesaplar açılıyor biliyorsunuz. Konut hesabı uygulaması vardı. 1000 kişi konut hesabı açtırmış. 26 Ağustos'ta hayata geçirilmişti o proje. Şimdiden 1000 başvuru olduğu belirtildi. Hesap cüzdanlarını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le Aile Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan aldılar hesap açtıranlar. Önce Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmemiş olma şartı var. 18 yaşından küçükler için velileri hesap açtırabiliyor. 3 ayda bir ödeme yapabiliyorsunuz. En az 250 lira yatırmanız gerekiyor. En fazla toplam 30 bin lira bir ödeme yapabiliyorsunuz. 3 yıl sonunda devletin vereceği katkı en fazla 15 bin lira olacak. Ayrıntıları böyle. Tasarruf diyor Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün cüzdanları verirken. Dolayısıyla Türkiye'de tasarruf oranları düşük. Hem otomatik bireysel emeklilik sistemine zorunlu katılış, o da 2017 Ocak'ta başlayacak. Hem konut hesapları, çeyiz hesaplarıyla tasarrufu arttırmak amaçlanıyor. Başbakan da bize bir görev verdi. Fuzuli harcamaları kesin dedi. Dolayısıyla kamuda da tasarrufların arttığını söyledi. Dünyada tasarruf oranı %25'ler civarında. Türkiye'de nereden baksanız %15'in bile altında. Dolayısıyla Başbakan'ın ev ödevi fuzuli harcama yapmayın. Bu ev ödevi herkes için geçerli diyelim. Dolayısıyla büyüme için de reform açıklamasını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün itibariyle dile getirmiş oldu. Üretim kendini iyi savundu. Şimdi dünkü sanayi üretim verilerinden bahsediyoruz bu başlıkta. Arındırılmamış sanayi üretimi hem darbe girişiminin etkisi hem de Temmuz'da bayram tatilinin etkisiyle %8,4 düştü. Bu Eylül 2009'dan bugüne kadar yaşanan en büyük daralma, aylık daralma olarak göze çarptı. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özgün'ün açıklaması var. Sanayi üretiminde yaşanan düşüş hem bayramdan hem de 15 Temmuz darbe girişiminden kaynaklandı. Bu normal ama her şeye rağmen sanayi en
az etkilenmiştir, kendini iyi savunmuştur dedi. Yeniden Ağustos ayında bir toparlanmanın oluşacağını belirtti Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü. Bu arada bugün ikinci çeyrek büyüme rakamları da gelecek. Bakıldığında ilk çeyrekte 4,8'lik bir artış söz konusuydu. Büyümede %4,8'lik bir rakamla karşılaşmıştık. Şimdi ikinci çeyrekte sanayi üretimi %2,9'a geriledi. Dolayısıyla %3,5 civarında bir büyümeyle ikinci çeyrekte karşılaşılabileceği belirtiliyor. Üçüncü çeyrek sinyalleri çok parlak değil ama yıl sonu için %4'lük büyüme hedefi korunurken analizlerin beklentisi yıl sonu için %3,5'luk bir büyüme beklentisi. 27 iş adamı tutuklandı. FETÖ-PYD terör örgütünün finans ayağına yönelik operasyonlarda aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de Güllüoğlu baklavalarının ortaklarından aralarında bulunduğu 27 iş adamı tutuklandı. Yine mahkeme kararında Kavurmacı'nın eski TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in kimler inlerde yaşıyor göreceğiz konuşmasını ayakta alkışladığı da belirtildi. Yine yüzü aşkın iş adamı içinde yakalama kararının olduğunu hatırlatalım. 114 kişi hakkında yakalama kararı var. Erdoğan'ı verin, Obama'yı alın. Amerikalı bir ekonomistin açıklaması bugün gazetelerin manşetlerine yansımış. ABD ekonomisine vurgu yapıyor. Amerikalı ekonomist Arthur Laffer, Türk ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu belirtiyor. Kötü ekonomi görmek istiyorsanız Amerika'ya gelin diyor. Şöyle bir teklif yapıyor Türkiye'ye. Obama'yı alın, Erdoğan'ı verin. Sizin ekonominiz iyi. Ve son bir haber Formula'dan 8,5 milyar dolarlık anlaşma. Ekonomik anlamda dünyanın en değerli spor organizasyonlarından biridir Formula 1. Ve Amerikalı medya şirketi Liberty Media satın aldı Formula'yı. Amerikalı şirket satın alma işlemi için toplam 8,5 milyar dolara el sıkıştı. Bu rakamın 4 milyar doları zaten borçlara gidecek. Ekasım da şirketin CEO'su olmaya devam edecek. Çok hızlı hemen bir gazete turu yapalım. Memlekete saat ayarı. Hükümet uzun süredir yaz saati kalıcı olması uygulamasına geçme kararını tartışıyordu ve bu kararı aldı. 27 Mart'ta bir saat ileri aldığımız saatleri 30 Ekim'de geri almayacağız. Kamunun kullandığı 8-17 mesai saatlerinde yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlanacak. Özel sektörle birlikte 2,5 milyarlık bir tasarruf ortaya çıkacak bugün Hürriyet'in manşetinde. Saat farkı İngiltere ile 3, Almanya ile 2 saate çıkacak. Amerika ile saat farkı 8'e çıkacak. Türkiye piyasaları bir saat 10'a göre erken kapanmış olacak. Suudi Arabistan, Irak ve İran gibi ülkelerle saat farkı da kalmayacak. İsmet Berkan yaz saatinin kalıcı olması yanlış karar diyor. Yazısında bugün bu konuyu ele almış. iPhone 7 yeni modelleri Ekim'de 23-25 Eylül'de Türkiye'ye gelecek. Ekim başını da bulabilir. 3,5-4 bin lira civarında olacak ama en ucuzu 3250 lira olacak. 10 farklı özelliği var. Gazete manşetlerinde yeni iPhone 7'nin özellikleri de görülüyor. Dolayısıyla başka başlıklar da var, diğer başlıklar da var. Hepsini konuşacağız. Hemen şimdi parametrede devam edeceğiz, bekliyoruz.